Söylediğiniz gibi Sultan'la konuştum. Bana güveni tam. Artık haremin tek hekimi benim. Güzel. Emrettiğim zaman hem sultanı hem de Mustafa'yı öldüreceksin Leyla. Mustafa'yı öldüremem. Bunu konuştuk. Ama sultan tamam. İstediğiniz zaman sultanı öldürebilirim. Biz ne zaman istersek sen o zaman Mustafa'yı öldüreceksin Leyla. Yoksa ben senin babanı öldürmek zorunda kalacağım. Söylemedin mi? İlginç bir durum. Yoksa sen de kendini devşirme çocuk sananlardan mısın Leyla? He? Hoş. Süreyya'm. Okyanus gözlü karam. Kimsin sen mi Süreyya? Ha? Kimsin? Ben taşırım. Ben şunu... Bırak! Ben şunu... Hayır! Süreyya'm! Süreyya'm iyisin değil mi? He? Yaralı falan değilsin. İyi misin? Çantam aldı Ali. Çantam aldı. Ne var çantada Süreyya? Bıçak değil, nişan. Sen nişan ediyorsun içinde. Mücevher mi var? Evrak mı var? Ne var? Tamam Ali, tamam. Yok bir şey. Kimsin? Edmund. Yerin dibine girsen. Yerin dibine girsen seni bulacağım. Yemin ederim seni bulacağım. Bulacağım. Thank you.
Yapma! Sultanım böyle yalvardığını hiç zannetmiyorum. Yapma! Sultan tamam. İstediğiniz zaman sultanı öldürebilirim. Biz ne zaman istersek sen o zaman Mustafa'yı öldüreceksin Leyla. Yoksa ben senin babanı öldürmek zorunda kalacağım. Baba mı? İnanma Leyla, inanma. Söylenen gerçek değil. Doğru mu söylüyorsunuz? Yoksa bu da mı bir oyun? Akbar kafanı karıştırmak istiyor Leyla. İnanma. Akbar gibi adamların yapamayacağı şey, söyleyemeyeceği yalan yoktur. Gerçekten babam mısın efendim İnoş? Bana gerçeği söyle. Leyla, sen sadece şunu bil. Seninle benim tek ortak noktamız... Kardeşlik Teşkilatı'nın âli çıkarları için ortak mücadele eden birer nefer oluşumuz. Daha fazla değil. Peki efendim İloş. Peki. Yatan melun, merhum padişah efendimizin canına kıyan bensizdir. Allah şahidim. Bu topraklar üzerinde oyun oynamaya kalkışan ve buna yataklık eden herkes cehennemde yerini alacak. Sahipsiz sanılan her karış toprak için, her vatansever evlat için kanla kıtılacak.
Bu topraklar üzerinde oyun oynamaya kalkışan herkes canını alalım diye bize yalvaracak. Andolsun padişah efendimizin intikamı alınacak. Duyan duymayana, gören görmeyene anlatsın. Ejder. Emredin efendim. Pehlivanları koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Bey ekibi bunları ahaliye ibret alem olsun diye teşhir edip öldürecek. Böylece ahalide sultanın hesabı soruluyor hissinin teşekkür etmesini sağlamak isteyecekler. Siz buna engel olacaksınız padre. Şaşırmadım. Ejder! Zozan! Ne oluyor? Ha? Ne yapıyorsunuz? Beni mi öldüreceksiniz? Sen ölmeyi çoktan ilettin Farah. Hatırlıyor musun sen gençken bir kızı sevmiştin? Hatırlıyor musun? Yasaktı. Bize sevmeyi bile yasakladılar, hatırlıyor musun? Sen Celal'in ölümüne sebep oldun. Oysa ki o senin için ölümünü göze almıştı. Farah. Yapma!
Hadi kalk. Sen kimsin? Galip. Çerkes Yüzbaşı'nın yeğeniyim. Yürü. Amcamın mal varlığına göz dikmiş bankerleri, Nur Sultan'ın mücevherlerini yağmalayan sarrafları ve Çerkez Hasan'ın kalemini kıran kadıyı. Hepsini, ama hepsini ibreti alem için. Bütün bunlar caiz midir Pir'im? Caizdir sultanım. Öyleyse Allah utandırmasın. Hoca Selim, var mısın Kurt Yakup'un karşısına çıkmaya? Biz bıraktık o işleri Cabbar. Ne o Selim? Bir yerlerden çok mu para geldi de bıraktın erkekliği? İntihar gibi gözüksün. Ağzını topla Yakup Tıfılı. Yoksa sana haddini bildiririm. Buradayım işte. Hadi bildir haddimi. Azıcık erkeksen. Yazık olacak sana. Kafamı kızdırdın Yakup. Bir dakika, bir dakika beyler, bir dakika beyler. Bayışlar başlasın. Selim'in karşısına çıkacak erkek var mı? 100 akçe! Selim'e meydan okuyana 100 akçe! 200 akçe! 300 akçe! Ben varım. Bayışlar başlasın beyler! Korkma, hemen kırmayacağım boynunu. Azıcık oynayacağım seninle. Cennet mekan, padişahımızın aziz hatırası bu katilden
hesap sormuştur. Onun ruhu bu kafirlerin ve onların yanındaki tetikçilerin üzerinde olacaktır. Bu Melun'un cansız bedeni bu topraklar üzerinde oyun oynamaya kalkan herkese ibret olsun. Görenler görmeyenlere, duyanlar duymayanlara anlatsın. Espaye ettiğiniz hainleri sağ olun. Amca sultanımın canına kıyan, bütün bu olanlara mevki makam için göz yuman kim varsa geceleri rahat uyuyamayacak. Şimdi geriye amcamın mallarını yağmalayan bankerlerle biraderimiz Murat'ı hala tahta çıkarma sevdasında olanlar var. Onların da 24 saat takip edilmesini istiyorum Mustafa. Emredersiniz sultan. Mustafa ibret alem olsun diye ki pehlivanı öldürmüş. Miloş. Doğru. Hani yanlarında koruma vardı? Zozan'ı da sağ yakalamışlar. Zozan ne biliyor Miloş? Hiçbir şey bilmiyor. Konuşunca anlayacağız bakalım ne bilip bilmediğini. Sever, şimdi gazetede şöyle bir haber yapıyoruz. Meşrutiyet içine sindiremeyen padişah, katillerden oluşan bir teşkilat kurmaya hazırlanıyor. Efendi Cemil, sen de İngiliz sefirle konuş. Mithat Paşa'ya gidip Mustafa ve Ali'nin kendilerine saldırmak ve tehdit etmekle suçlasın. Burası eşkıya yurdu mu desin. Paşa'dan Mustafa ve Ali'nin derdestini istesin. Yazıyor, yazıyor. İstanbul'da terör estiren güzel.
doğru düzgün haber yapan gazetelerin çıkmasına yardım etmeliyiz. Yoksa bu itibar suikastleri devam edecek. Kısacası Feriha Hanım, sizden gazete çıkarmanızı istiyorum. Benim fikirlerim sizin fikirlerinizle uyuşmaz sultanım. Affedin. Siz beni yanlış anladınız Feriha Hanım. Ben fikirdaş aramıyorum. Gerçeği arıyorum. Siz gerçeği yazın, yeter. Kaç kişi? Kaç kişiyi öldürdün? Kaç kişiyi daha öldüreceksin? Beni de mi öldürecektin? Ben senin kardeşinim Zozan. Biz birlikte büyüdük. Beni kimin için öldürecektin? Çocuktuk Zozan. Hiçbir şey hatırlamıyorduk. Bize ne dedilerse inandık. Ama artık büyüdük. Gerçek adını merak etmiyor musun? Gerçek anneni babanı merak etmiyor musun? Soza. Ben sana yardım edebilirim. Söz veriyorum. Çocukluğumuzdaki gibi sana yardım edebilirim. Mithat Paşa birazdan sultanın yanına çıkacak. Siz de peşinden gideceksiniz. Mustafa ve Ali'nin sefarethaneye gizlice girip canınıza kastettiğini söyleyeceksiniz. Muhtemelen Sultan Ali ve Mustafa ile olan irtibatını reddedecek. Siz de dost ve müttefik bir ülkenin sefirine yapılan bu hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanacağından emin olduğunuzu dile getireceksiniz. Merak etmeyin. Mithat Paşa da sizi bu konuda destekleyecek. Böylece Sultanım Mustafa ve Ali'nin derdesti konusunda köşeye sıkıştırmış olacağız. Sefir Efendi. Tamam. Yapamam Farah. Yapamam Farah. Artık yeni bir hayat kuramam. Kurabilirsin. Bak ben de kurmaya çalışıyorum. Kurabilirsin. Ben sana yardım ederim. Anneni babanı buluruz. Seni gerçekten seven insanları buluruz. Güven bana. Bulur muyuz gerçekten? Sana söz veriyorum. Çıkar onu. Dışarı çık. Dışarı çık. Bulsam ne olacak Farah? Ben sevdiklerimi öldürdüm. Kardeşlerimi. Kardeşlerim.
Yüzleri gözümün önünden gitmiyor hala. Ben masum insanlar öldürdüm. Katlettim. Ben bu acıya dayanamam. Sen nasıl dayanıyorsun Farah? Ben bu acıyla yaşayamam. Yapma! Dönünce o devam ediyor. Ben annemi buldum, babamı buldum. Hatta birini bile sevdim. Güven bana. Lütfen güven bana. Maliyenin durumu felaket sultanım. İngilizlerle bir mali anlaşma yapmak zorunda. Dışarıdan borç alacağımıza mevcut masrafları kısmamız daha münasip paşa. Gerekirse bazı giderler benim hassamdan karşılansın. Lakin şimdilik dışarıdan borç alınmayacak. Ama sultanım... Kararım kesin paşa. Başüstüne. İngiliz sefiri sizinle görüşmek isterler sultanım. Bu ne cüret? Randevusu yok ki. Mesele çok mühim sultanım. Birileri sefarete girip elçinin canına kastetmiş. Alın içeri. Sultanım. Sefir efendi. Bizi şahsen görmenizi gerektirecek kadar mühim mesele neymiş bilmek isterim. Filinta Mustafa ve Bıçak Ali Sultanım canıma kastettiler. Hiç merak buyurmayın Sefir Hazretleri. Ölü ya da diri en kısa zamanda yakalarız ikisini de. Dirilerine gerek yok. Ölüleri bize yeter. Nazır Paşa! Anlaşılan biraderimiz Murat Han zamanında alışmışsınız sultanın yanında böyle destursuz konuşmaya. Ancak ben biraderime benzemem. Af buyurun sultanım, ben... Gereken yapılacak Sefir Efendi. Rahat olun. Çıkın hepiniz. Ejder, senin görevin Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i öldürmek. Emredersiniz efendim. Leyla, senin görevin Farah ve Zozan'ı zehirlemek. Büyük bir zevkle Efendi Akbar. Yarın akşam Farah'a sanki Mustafa çağırıyormuş gibi bir haber yolla. Zozan'ı da yanında getirsin. Tamam. Hazırlayacağın zehir öyle bir şey olmalı ki Leyla. İnsanı ağır ağır öldürmeli. Böylece kimse senden şüphelenmeyecek. Farah ve Zozan zehirlendikten 2 gün sonra ölmeliler.
baş üstüne. Cemil. Senin görevinse Etmal Sultan'ı araştıran Ali'yi yakalamak. Mustafa için bir plan yaptın mı efendi Akbar? Mustafa. Mustafa ile bizzat kendim ilgileneceğim. Miloş. Çünkü senin başarısızlıklarından sıkıldım artık. Bana yapacağınız karlı iş teklifi nedir Ekrem Bey? Elimde Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı var. Sizin gibi bir koleksiyoncunun bununla ilgilenebileceğini düşündüm. Şüphesiz ilgilenirim. Yalnız gerçekliğinden emin olmam lazım. Akşam kılıcı getirin, ben de bir uzman çağırayım. Fiyatını daha sonra konuşuruz, olur mu? Hay hay. Ali abi bak. Edmund Sultan. Burada yazdığına göre ölmüş. Dünyanın sayılı zenginlerinden Edmund Sultan'la evlendi. Edmund'un şüpheli ölümünden sonra dünyanın en zengin kadınlarından birisi oldu. Sakin! Sakin! Sakin, sakin. Kızın yaşamasını istiyorsan... Sakın Ali'yi